Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala resulina Muhammedin selavat. Sevgili kardeşlerim, geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Maddi ve manevi, semavi ve arzi hastalıklardan, musibetlerden sizi ve sizin sevdiklerinizi, sizi sevenleri de muhafaza yemin eylesin. İki cihanda aziz eylesin. Hayatta en çok mühim eylemde olacak derslerden seçiyorum. Lazım olacak derslerden seçiyorum. Başımızda olan hadiseleri çözümlemede kullanacak şeyleri seçiyorum. Okuyup da çıktıktan sonra hayattan kopuk değil ama tatbik yapamıyorum. Yani buna üstad dikkat diyor. Hani evlenirken mehir var ya mehir. Bu derslerin de tasnif edilmesi, hayata uygulanışı bilinmesi için dikkat latifesi aktif olması lazım. Dikkat bir bedeldir. Mehir için, kızı alman için mehir lazım. Bu mananın alınması için bedeli de dikkattır diyor. Dikkat öyle bir söz değildir. Dikkat bir latifedir. Ruhsaldır. His değildir. Çok ciddi bir şeydir yani. Mehir. Mesela mehir yoksa zina olur. Dikkatli olmasa bunlar çekip gider. Şu bazen böyle bir hem size latife yapayım. Abi diyor dinde İnsanın huzuru, mutluluğu esas iken esrar içiyorlar yani. Esrarda adam kendisi mutlu hissediyor. İçki içiyor. Yani bu niye esrar haram olsun? Volkan çok ilginç yani. Esrar neydi lügatın biliyor musunuz? Sırlar. Esrar. Esrar içen de böyle bulutun arkasına geçer. Ve her şeyden sıyrılır. Buna lezzet zannediliyor. İçki de böyledir. Yani dertleri unutmak lezzet zannediliyor. Oysa hakiki lezzeti bilmez diyor 32. sözde. Dertleri unutmak artı ek olmak. Bu ruhanidir ve tefekkürledir. Şimdi esrar sırların cemidir. Sırlar demektir. Hem bir latife yapayım size. Hem bir sındırayım. Esrar, nikahsız öteki aleme doğma olduğu için bilavelettir. Orada o aleme doğuyorsun. Yani başka bir halette başka bir aleme doğuyorsun. Ama nikah olmadığı için, o alemin nikahına dahil olmadığın için onlar seni bilavelet kabul ediyor. Meşru kabul etmediği için orada hani sıyrılıyorsun bu alemden ama o aleme doğduğun zaman da sana doğru muamele etmiyorlar. Gayrimeşru bir doğuş olduğu için. Gayrimeşru geçiş olduğu için. Peki şey müsbet geçiş nedir? Tefekkürdür. Tefekkür imanın hasıdır. Şuurudur, ziyasıdır, nurudur. Yani alem-i şehadetten sıyrılıp ötelere boyut vermektir. Şimdi bunu biraz şey yaptıktan sonra hayata lazım olan Avrupa'da korkunç bir şekilde ilerlemiş, duman etmiş insanları. Türkiye'de de yer yer ki Dabbetül Arz, o beşinci şuada, bunlardan bir tanesi, arzdan bir dabbe çıkacak. İnsanları duman edecek. Neymiş Avrupa'daki adı? Tükenmişlik sendromu diyorlar. İnsanlık duman olmuş arkadaşlar. Bitmiş. Şimdi alametlerini sayacağım gavurların söylediği. Sonra ben Risale'de bunun çaresi ne yapmamıza? Eylemsel bir şey yapacağız ders. Hayatın içerisinde Risale'nin sözlerden yapacağım. Şimdi onlar diyor ki tükenmiş. Tükenmişlik sendromu neymiş? Yani bitmiş adam. Akıl, kalp zaten ruhu yok. Bitmiş, hayat anlamını yitirmiş, intihar seçenek olmuş. Hayatta anlam yok,
farkındalık gitmiş, bitmiş. Dolayısıyla şunlar oluyormuş, onların sözü. Sonra bak, Risale'yi ne yapıyor? Yorgunluk, ne kadar bakalım bizde de var. Bizde de var, bu gavurlar söyledi diye gavur değil bu. Bu meşhur, yani bilimsel bir tanı, yani tespit ettikleri. Yorgunluk, bıtkınlık, kolay geçmeyen soğuk algınlıkları, gripler, güçsüzlük, baş ağrısı diyor. Bulantı, kusma, kas krampları, uyku bozuklukları, enerji, kilo kaybı vesaire. Bak ne kadar kendileri bunlar tespit etmiş. Güçlü uyuşukluk, deri şikayetleri, atlayayım bunları. Duygusal belirtiler, kronik sinir hali, çabuk öfkelenme, hayal kırıklığı, suçluluk duyguları. İlk önce kendisine, ben bir şey yaramam canım, benden bir şey olmaz. Bizde nedir bu? Yeis. Yeis mani herkemaldır. Bir de okuyayım. Çabuk kızma, öfkelenme, hayal kırıklığı, suçluluk duygusu, ondan sonra sabırsızlık, davranışsal belirtiler ise işe gelmeme, bahane uydurma, anlamını yitirdiği için hayat anlamını yitiriyor, intihar seçenek oluyor. Sebebi de şu, hayatından daha değerli bir şey insanda olmadığı için, hayatından daha değerli bir şey hayatına gay yapılırsa hayat anlamını bulur, her şey heyecan olur. Sıkıntı, dertler, hastalık, kanser bile basamak olur, her şey üst üste geldiği için. Üst üste gelince basıp çıkacaksın. Eğer hayatınızdan daha değersiz şeyi hayatınıza gay yaparsanız hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. Her şey alt alta gelir ve dibe doğru gider. Şimdi başka çatışma, rol çatışması olur. Hatlar belli olmaz evde. Bu tükenmişliğin özelliği. Mesela şuradan okuyayım. İşi bırakma, sık rapor alma, işte yeniliklere, yapıcı eleştirilere açık olmama. İkide bir şey atıyorsun, illa iş yerine yapma bunu, eve uygula. Bir şey yapacaksın, hemen bahane. Hemen bahane yapma. Yeni bir şey geliştirmeme. Davranış, yani dün böyle dedi, yarın böyle ne diyecek? Sabah böyleydi. Allah Allah, tutarsızlık. Bunlar tükenmişliği. Nasıl peki yapacağız? Bu niye zikrediyorum? Hayatın için, sen duysan da duymasan hayatın içerisinde bu. Bak bunlar böyle. Bunun çaresi neymiş? Sosyalleşme yok, unutkanlık, ilaç ve alkol tüketiminde artma, ikide bir başka bir ilaç var mı? Hangi ilaç? He? İlacı putlaştırmak, bedeni putlaştırmak. Ustad Emirdan da çok fena kızıyor bunu, Hafız Ali abi de kızıyor. Hissi, nefsi, cisim galebe eder, bedeni putlaştırır, öne getirir böyle. Böyle doktorlar da hakim üste bit yapar. Acayip acayip kokuşmalar, yani hissi şeyler. Ruhu unutur. Mesela kan grubu yok, bilmem şeye göre diyetler, şunlar bunlar böyle. Yatağının kenarında tart aletleri koymalar. Bunlar hep bedeni putlaştırmalardan geliyor. Oysa biz diyetçiyiz kardeşim, diyetimiz var. Allah Resulü'nün sünnetidir. Değil mi? Resulullah Aleyhisselam nasıl yiyeceğimizi 19. levhada söylüyor. Bunlar acayip garip bir haletin dişe vuruşlarıdır. En garip vuruşlarından bir tanesi de bunu duyduğun zaman içinden hadi canım ne anlatıyor ya. Yani bilimsel gerçeklikleri böyle kantar koymak, ikide bir tansiyona bakmak, ikide bir şeye bakmak, kolesterol bakmak. Böyle ruhu unutmanın alametidir. İş konusu, yani roller, hudutlar belli değil, birbirine girer. Bu kadar. Mukaddeme yaptım. Şimdi benim işim de bu. Yani külliyatta bu hayatın gerçeğine neler diyor. Çalışarak geldim ha dersini. Bakayım becerebilecek miyim?
Şimdi sevgili kardeşim, mesela 1,5 sayfa yazdım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nuru olmasa akla. Sıfır. Ama onu konuşmayacağım. Şu, hepimizin bildiği bir yer. 23. sözden. 315. Yani beyaz kağıttan okuduğuma bakmayın. Yani sarı kağıdın şeyi. Aynısı. Risale-i Nur yani. Bazıları beyaz kağıttan şey yapıyor da, beyaz kağıttan okuyor diye. Diyor ki 23. sözde, sayfa 315. Hem gittikçe kuvvetten düşersin. Yani onu yeniden okuyayım şeyi, yukarısını da. Dur bakayım. Niye peki buradan şey yapayım? Bu kitap benim 315'e uymuyor. Ondan. Sevgili arkadaşım. Şu, vaktiyle iki adam hem bellerine hem başlarına ağır yükler yüklenip büyük bir sefineye bir bilet alıp girdiler. Bildiğiniz yeri okuyorum. Birisi girer girmez yükünü gemiye bırakıp üstünde oturup nezaret eder. Ha? Hayal ederseniz bu olayı daha iyi anlarız böyle. Gerçi biliyoruz da belki bilmediğiniz bir şey vardır. Öyle bir dinleyin. Bir gemiye girmiş, sırtında yük var. Birisi girer girmez yükünü gemiye bırakır. Üstünde oturup nezaret eder. Üstüne oturmuş. O yük neymiş bakalım. Hani var ya birinci sözde. Dört kıyeli bir çanta vardı giymiş. O dört kıyeli çanta dört kitaptır. Dört akıl, vicdan, kalp, ruhtur. Dört peygamber. Dört ülül az peygamber. Dört kitaba, dört mezhebe. Odur ya. Dört kıyeli çanta. Biz okuyoruz da hani. Şimdi buna da böyle bakın diye. Hani 23. sözde birisi girer girmez yükünü gemiye bırakıp üstünde oturup nezaret eder. Nezaret ediyor, tamam mı? Yük üstünde değil. Bu onun üstünde. Diğer hem ahmak hem mağrur olduğundan yükünü yere bırakmıyor. Ona denildi, ağır yükünü gemiye bırakıp rahat et. O dedi, yok ben bırakmayacağım. Belki zayi olur. Ben kuvvetliyim. Malımı belimde ve başımda muhafaza edeceğim. Malı belinde tamam da evvela taşıdın da kafada nasıl taşıyacaksın? Yani mal düşüncesi olabilirdi ama malımı diyor belimde başımda nasıl taşıyacağım? İşte bela tükenmişlik sendromu işte. Okuyacağım size. Malımı belimde ve başımda muhafaza edeceğim. Yine ona denildi, bizi ve sizi kaldıran şu emniyetli sefine-i sultaniye daha kuvvetlidir. Daha ziyade iyi muhafaza eder. Belki başın döner, yükün ile beraber denize düşersin. Lemalara geçin, deniz neydi? Gemi neydi? Hatırladınız mı? Gemi neydi? Hani vardı ya bir peygamber o denize atılmış. Yunus Aleyhisselam. Deniz neydi abi orada? Sergerden küre-i zeminimiz. He? Deniz. Peki gemi neydi? Nefsimiz. Gemiden bir balık nefsimizdi o. Balık nefsimizdi. Balık nefsimizdi. Karanlık istikbal. Gelecek denizin içiydi. Şu cemiyet hayatı olmasın. Değil mi? Evet. Cemiyet hayatı. Cemiyet hayatında geleceğimiz karanlık. Balık neyimizdi? Kutumuz, nefsimizdi. Peki gemi neydi? Gemi yazmıyordu. Yazmıyor mu? Valla düştüğümüz asla. Peki. Çünkü kullanacağız şimdi. O kadar cayip şifrelemiş ki usta. Zahire bakarsın sehli mümteni anlaşılır doğru. Sehil kolay. Bu nedir diye soru sorunca mümteni oluyor. Zor oluyor. Yine ona denildi. Bizi ve sizi kaldıran şu emniyetli sefine-i sultane daha kuvvetlidir. Daha ziyade iyi muhafaza eder. Gemi nerede söylüyor? Kastamonu'da. Sefine-i. Sefine-i Nuh. Nedir o peki sefine-i Nuh? Risale-i Nur. Risale-i Nur. Gemiden düşersin.
Niye attılar? Sen atlamadın ama gemiden seni attılar. Niye attın hiç haberin olmadan? Senin için karar verdiler gemide. Hatırladınız değil mi Sefine-i Nuh? 133 Kastamonu'da. Ne yaptılar onu? Attılar. Gemiye attılar. Peki gemiden attı. Ne diyor? Eğer sadakat olmasa diyor, şans-ı maneviden seni dışarı atar. Şans-ı manevi atar. Gemi o. Eğer dikkati çekiyorsanız siz karşıya geçin hadi. Çünkü amcalar şimdi dersini şey yapar. Dikkati çok bozulmaz. Heh, tamam ama böyle fotoğrafı çektirdik. Melekler fotoğrafı gönderdi. Allah sizi ve sizin gibileri nurcu yapsın ya Rabbi. Süfyanların şerrinde muhafaza etsin. Bizi ve sizi kaldıran şu emniyeti, sefine-i sultane daha kuvvetlidir. Daha ziyade iyi muhafaza eder. Belki bak başın döner, yükün ile beraber denize düşersin. Hem gittikçe kuvvetten düşersin, şu bükülmüş belin, tükenmiş sendromu görüyor musun? Onun çaresini sunuyor ama demiyor, menfi anlatmıyor. Bak hem başın döner, yükün ile beraber denize düşersin, hem gittikçe kuvvetten düşersin. Şurayı çok dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu cümle için şey yaptım. Şu bükülmüş belin, şurada bir tane yük vardı. Tamam mı? Bunu niçin yapıyorum? Unutamayasınız diye. Onun için yapıyorum. Maskaralık için değil. Bu yastığı koyuyorum. Bak sırtıma. Şu bükülmüş belin, şu akılsız başın gittikçe ağırlaşan şu yüklere takat getiremeyecek. Ben anladım arkadaşlar. Şunu belimi koydum. Taşımıyor. Ama diyor ki bükülmüş beli. Bir de ne diyor? Akılsız başın. Akılsız başın. Yüke takat getiremeyecek. Bunu buraya koymadı ki. Bunu buraya koydu. Niye aklı kullanıyor? Üstad diyor değil mi bak. Diyor ki şu bükülmüş belin. Tamam. Şu akılsız başın. Gittikçe ağırlaşan şu yüklere takat getiremeyecek. Kitaba soru soracaksın. Kitapta risale anlaman bir yolu da soru sormak. Kitaba soru sormak. Kaptan dahi eğer seni bu halde görse ya divanedir diye seni tard edecek ya haindir gemimizi itham ediyor, bizimle istihza ediyor, hapis edilsin diye emredecek. Buraya kadar dursun. Şimdi aşağısında söylüyor, çareyi söylüyor, aşağı okuyacağız. Hem kaptan dahi eğer seni bu halde görse ya divanedir veya divanedir diye seni tard edecek, ya haindir gemimizi itham ediyor, bizimle istihza ediyor, hapis edilsin diye emredecektir. Hem herkese maskara olursun, çünkü ehli dikkatin nazarında zaafı gösteren tekebbürünüyle, atsı gösteren gururun ile, riya ve zilleti gösteren tasannu ile kendini halka muhike yaptın, rezil yaptın. Herkes sana gülüyor. Denildikten sonra o biçarenin aklı başına geldi. Yükünü yere koydu. Yükünü yere koydu. Üstüne oturdu. Oh! Allah senden razı olsun. Zahmetten, hapisten, maskaralıktan kurtuldum dedi. Hapisi, fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Cennete gideceksiniz oraya demiyor. Şimdiki zahmete koy. Gir cennete diyor. Diyor ki, son şeyim. İşte ey tevekkülsüz insan. Sen de bu adam gibi aklını başına al. Alameti nedir alırsan? Tevekkül et. Tevekkül. Aklı başa almanın alametidir. Aklını nasıl başa alacağız onu da izah edeceğim. Ta bütün kainatın dilenciliğinden iki, her hadisenin karşısında titremekten üç, hot vuruşluktan dört, maskaralıktan beş, şekavet uhreviyeden altı, tazikat-ı dünyeviye hapsinden kurtulasın.
Şimdi diyor ki eğer akıl vahye bağlı olursa devamlı onaylıyor Kur'an. Teakilun, teakilun, efele tefekkülun gibi diye. Eğer aklımızı, aklımızın ustası olan Allah'a bağlarsak vahiy, o zaman A çekiyor, A akıl oluyor, akıllı oluyor. Alameti nedir bu akıl vahiy bağlıysa? Tevekkül eder. Tevekkül. Tevekkül edince ne olur? 2, 4, 6 tane şey olur. 1, etmesek, yani fiilen hayatımızda gözüksün. Edersek ne olur? Etmemişsek ne olur? 1, bütün kainatın dilenciliğinden. Yani doktor müstebit olur, hadiseler para, yani artık esas olur, put olur ya. Sonra her hadisenin karşısında titreriz. Aman ha. Altıya da bir check-up yaptıracaksın. Hala yaptırmadın mı ya? Oo. Yaş ya falan yakalanırsan bilmez ki sağlık da imtihandır, hastalık da imtihandır. Ecel değişmeyeceğini bilmiyor. Bu tedbirsizlik mi? Yok. İfrat ve tefritten nasıl ki kendisi berbattır. Vasat nedir? Sünnet-i seniyedir. Sünnet-i seniye yaşama nispetinde rahat ederiz. Her şeyin ama, her şeyin ifratı şeytanlığıdır. İfrat şeytandan, tefrit nefsemmareden, vasatı sünnet-i seniyye. Eğer biz aklımızı aklımızın ustasına bağlarsak vahiy, tevekkül ederiz. Tevekkül eden, bütün kainatın dilenciliğinden, kainat esas olur, oysa ahiret gaye, ahiret gaye olmaktan çıkar, etmesek, her hadisenin karşısında titremekten çıkıyoruz. 3, hot vuruşluk yapma ihtiyacını duymayız. Niye yapacaksınız? Ben sana ne hot vuruşluk yapacağım? Et ve kemikten yapılmış, özür dilerim, affınıza sığınırım. Geylani Futul Gayb kitabında der ki adam Bağdat'ta böyle gururlu, kibirli gidiyormuş böyle, ceketi de asmış böyle. Böyle böyle ayakkabıya basmış, ne bu gurur ne kibir demiş. Geylani deyince, hani ayette var ya, dağları geçemezsin, geri gidemezsin. Adam dedi ki, galiba beni tanımıyorsun dedi. Ha? Galiba beni tanımıyorsun. Geylani dedi ki, tanımaz olur muyum demiş ya. Başlangıcın bir damla pis su, sonun bir avuç toprak, ikisinin arasında karnında bilmem ne taşıyan bir mahluksun dedi. İsmini koydu o. Karnında bilmem ne taşıyan bir mahluksun, bilmez miyim? Başın bu, sonun bu. Ortan da bu. Ha? Hazreti Ali demiş ya, kimin himmeti midesi ise, mide ya, bütün gaye mideyi doldurmaksa, insan bir şey gaye edinirse onun değeri nedir? Gaye edindiğin sonucudur. O zaman senin diyor gaye mide ise, senin değerin onun çıktığı kadardır. Oradan ne çıkıyorsa. Benim de sözüm değil ha, bu lagada geçer Hazreti Ali'nin sözüdür. Şimdi ağlıyorum, çok önemli. Tükenmişlik sendromu ne oluyor? İman olmayınca vahye bağlanmıyor. Vahye bağlı olan akıl. Ben nurcu olduk, her şey konu. Öyle bir şey yok. Şey olacağız, uyuyacağız, yaşayacağız yani. Kitabımızı okuyacağız, denildiği gibi hareket edeceğiz. Yani onlar gibi yaşayıp farklı bir netice beklemeyeceğiz. Einstein'ın bir sözü var. Aynı şeyleri yapıp farklı neticeleri beklemek ahmaklıktır. Onlar gibi yaşayıp huzurlu yaşamak. Yani tabiri caizse Ebu Cehil gibi yaşayıp Ebu Bekir gibi huzur istemek. Öyle bir dünya yoktur. Ha? Aklımızı aklımızın ustasına bağlarsak tevekkül, tevekkül evellemek demektir. Aslına bağlamaktır. Aklın zaten Türkçesi İkalden geliyor. Bağ demektir. Bağ. Bağlamak. Akıl. Bağlamanın alameti kainatı esas yapmaktan sıyrılır. Yani kainatın dilenciliğinden. Gemide bükülmüş belin, akılsız kafan bu yüke takat getiremeyecek diyor ya. E ne alakası var kafa? Bu. Tevekkül edememekten hadiseleri yükleniyorsun. Yükleniyoruz. Kainat esas yapıyoruz, ahiret unutuluyor.
Hadisatın karşısında ödümüz patlıyor. Aman ha. Acayip olmuş. Hissi nefsi cisim galebe etmiş. 104-110 Kastamonu'da yestehibunel hayate dünya alel ahire. Dünya hayatı esas olur. Aman ha. Putlaşır dünya hayatı. Aman ha, hiç eksiklik olmasın böyle. O zaman ev sahibi gibi oturmaya başlarız. Buradan çıkmak zor olur. Biliyorsunuz ev sahibi evden çıkması zordur. Kiracı gibi olursa çıkması kolaydır. 3. Hot vuruşluktan. Hot vuruşluk nedir abi? Beğendirmeye çalışmak. Beğendirmeye çalışmak. Ne olacak yani? Gelen sözünü işte hatırlayayım. 4. Maskaralıktan. 5. Şekavet uhreviyeden. Yani iman etmek nedir bu manada? İman ettiği şeyler ruhunu, kalbini, aklını beslemektir. Neye iman ettin? Onunla besleniyorsun. Mesela ateistlik inkar değildir. Ateistlik inkarcılığa inanmaktır. İnanıyor yani. O da batıl bir itikattır der Risale'de. Yani mesela Allah, ahirete iman ediyoruz. Dünyada macel peşini nedir? İman ettiği şeyin feyzi ve nuruyla besleniyor o. Mesela eylemsel nedir o? Ahirete iman etmenin. Ömür kısadır. Endişe etme diyor. Baki bir ömrüm var. Dünya gidiyor diyor. Ahiret var diyor. Ondan sonra bir tanesini öyle dedim. Bana bir bardak su getirir misin? Dedim ki ödü patlıyordu. Benim biraz işim bu ya. Ölümden korkuyordum. Hem de eğliyim bir meslekte mensup. Ödü patlıyor. Niye korkuyorsun dedim. Özel geldi. Mühim bir adam. Dedi ki ölümden korkuyorum. Niye korkuyorsun? Bilmiyorum. Mesela bakayım. Haberleri dinleyemeyeceğiz. Haber ölünce daha haber yok ya. Güneş doğmayacak. Eşini kaybedeceksin. İşini, yatını, katını, atını. Arabalar, Mercedesler. Yani başka ne var yani? Ne hatırına geliyor? Bunları kaybedecek. Ölüm bu. Bak eşini kaybediyorsun. Huri alacak. Huri verilecek. Faniye bedel baki bir hayat geliyor. Mercedes'e bedel bir anda her yerde olacaksın. Sikke-i tasih gaybede diyor ki fani dünyanın haberlerinde diyor ahiretin ceridelerinde seyrediliyor. Buradaki hadiseler oraya düşüyor. Haber düşüyor. Hem de en kesin haber. Ne kaybediyorsun ki? O zaman ben niye korkuyorum dedi iman ettiğim halde. Sen ölümden korkmuyorsun. Günahlarından korkuyorsun. Yani Laz'ın dedi ya dedi ki çocuk babasına teselli veriyor. Baba demiş, cennetliksin, cennetlik, korkma demiş. O da demiş ki, biliyor ya geçmiş. Oğul demiş, iyi dersin, hoş dersin ama umamayıyorum. Yani cennetliksin deyince, şimdi biz ölümle korkmuyoruz. Hesaptan korkuyoruz. Şimdi, tevekkül altıncısı nedir edersek, tazikat-ı dünyevi hapsinden. Onu söyleyeyim, tazikat-ı dünya hapsi var ya, 24. sözde diyor ki, eyvallah, canım kardeşim. Dehşet, vahşet, yeis, kalak, erval habisinin izacatı. Kalak 740'da söylüyor. Burada 4 tane söylüyor. Dehşet, vahşet, yeis, Erva-ı Habis'in nizacatı. Erva-ı Habis'i nedir? 246 sözler. Nedir o? Erva-ı Habis'in ne olduğunu şuna bakın. Kendisi söylüyor. İnsanın fıtratını bozan, yanlış yollara sevk eden. Nedir o? YouTube'daki videolar, televizyondaki diziler, işittiğimiz müzikler. Bu mu acaba? Peki buna uyuyor mu? Erva-ı Habis'e şu iki neticeyi verir. İnsanın fıtratını bozan, yanlış yollara sevk eden. Yani nedir o? Tazikat-ı dünyeviye hapsediyor bizi. Bak tevekkül etmesen altı. Düz okuyayım. Bütün kainatın dilenciliğinden, her hadisenin karşısına titremekten, hot vuruşluktan, maskaralıktan, şekavet-i uhreviyeden, tazikat-ı dünyevi hapsinden, yüklerinden kurtuluyoruz insan. Kişinin kendi iç aleminde bunlar oluyor.
Hadisatü dünyevi hadise var, dünyevi hadise. Eziyor da eziyor bizi. Bizi hepimizi. Oklavanın altındaki hamur gibi duman ediyor. Peki, bu iç alem, burada söyledi. Tevekkül edersek, tevekkül bunun çaresidir. Topladım ben bunu, psikolojik hastalıklarımızın çaresi 4. 4 tane tarafımızı inkişaf edersek, sıkıntılarımız en asgari seviye iner. 1. Teslim, tevekkül, itimat, Allah'a kanaat. Ne diyorsun ya? Allah'a kanaat. Allah'ın rububiyetine, sana verdiği hisseye, sana icraat, yaptığı icraat, Allah'a kanaat et. Biz Allah'a pek kanaat etmiyoruz. Ne demek? Allah'ın rububiyetine, Allah'lık hakikatına, kainattaki icraatına yer yer itiraz ediyoruz. Ya niye böyle oluyor? Allah Allah ya. Olmaması lazım ya. E tamam, sana mı soracak diye. Bu iç alem, eylemsel olarak tevekkül etmeyenin hali nedir? Bir, tekebbür eder. Tekebbür eder. Bu tevekkül etmeyen insan alametidir. Gurur eder, tasannu eder. Demek ki tekebbür kibirlenir. Kafa inmez ki. Şaşıracaksınız ama kızmayın bana, ne olur. Kravat var ya, kravat. Yasin'de alalen diye geçer. Elmalı Hazretleri tefsirinde diyor ki alalen, boyun balları burada top olur, tümsek olur, şu demekmiş der. Elmalı der, bu aşağı inmez. Papatya da öyle. Bu inmez, inmez. Ha? Tekebbür. Ha? Sonra gurur eder, sonra tasannu eder. Tasannu ne? Yapmacık. Yapmacık. Bunlar nasıl şey yapıyor? Diyor ki Allah Allah. Ya hakikaten külliyat, psikoloji kitabı. Nasıl bakarsan öyle. Bunu düz okusaydık imani ders olacaktı. Ama tükenmişlik sendromundan bahsediyoruz. Psikoloji kitabı işte. Nasıl bakarsanız öyle gözüküyor. Benim aklım biraz bu tarafa çalışıyor. O tarafa aynadarlık yapmaya çalışıyorum. Benim Müslüman kardeşlerime faydalı olayım diyorum. İlk önce kendim istifade etmeye çalışıyorum. Diyor ki, ehli dikkatin nazarında. Şimdi hiç gördünüz mü belediye başkanı jop alıp da simitçi kovaladı mı? Buna ihtiyacı duymaz. Bak, ehli dikkatin nazarında zaafı gösteren tekebbürün ile. Zayıf adam kibirlenme ihtiyacı duyar. Durup dururken bir insan kibirli olamaz. Niye olur? Zayıf olduğu için. O baskıcılığı var ya, ben bir örnek vereyim kendi hayatımda. Siz de yaşamışsınız. İlkokula gidene kadar sığır çobanıydım. Köyde, dedemle. Köyle merz arasında belki bir saat. Ormanın içinde, Karadeniz bu. Gündüz zaten çekinirsin ormanın içinde, karanlık bir yer. Bir de gece oralardan inse böyle. Taşlar ayağında şu var, böyle düz değil ki böyle. Fareler gider yapraktan arasına. Kuşlar uçar. Çakçuk olur. Ya bir de sessizlik. Bir de orman. Nasıl bastıracağım çocuğu üstüne? Ne kadar cesurluyorsa. Korkumu şöyle bastırdım. Bak ben ne anlatıyorum? Bak şimdi metrolarda Avrupa'da sorularımızın çok cevabına vesile olacak. Ya baksana ne kadar mutlu bu gavurlar falan. Ben ne yapıyordum? Sanki böyle vadi ya. Öyle tepede öteki tepe. Karşıdaki tepede daime bağırıyorum. Dayı! Hey! Tamam! Geliyorum! Tamam, bekle! Ulan yalan! Burada hiç kimse yok. Peki uzaktan bakan ne der? Ulan ne cesur ya! Dağı başına geçirdi ya! Bir de bana sor. Abdestim gitti. Ha, nedir? Korku mu? O içimdeki korkuyu bastırıyor. Demek ki tekebbür de neymiş? Zaafı gösteren tekebbürün ile. Aciz adam ne yapar? Aciz adam gurur yapar. Dedi, bu evde de yapıyoruz. Ben başmam. Hayır. Allah Allah.
Radiyallahu'na bak yani, değil mi? Atsi gösteren gururun ile, riya ve zilleti gösteren tasanu ile. Peki, bizde de çok soruluyor dershanede de. Abi ihlaslı olmak için ne yapmak lazım? Hiçbir şey yapma. La riya. İlla ihlas oradadır. Mesela birbirimizi seveceğiz. Uhuvvet esastır ya. Muhabbet esas. Nasıl yapacağız bunu? La davet. İlla muhabbet orada. Adavet etme yetiyor. Çocuğu nasıl terbiye edeceğiz? Bozma yeter. Yani bütün eğitimler bozmamak üzerine kurulmuş. Bozulmasın yeter. Çünkü İslam fıtratında kurulmuş. Ya. İslam çünkü ölse cennetliktir. Şurayı da okuyayım. Bununla alakalı. 85. Uğraştığım için. Eğer iman olmasa, girmese, tükenmişlik sendromu var ya, taklitçilik olur. İnsanın bozulmasını şu süreçte anlatır ama demez usta böyle ama sırayı böyle koyar. İlk önce bozulan insan ne olur? İlk bozulma maymun olur. Başkasını taklit etme, kendisini beğenmez. Başkasını niye taklit ediyor? Kendisinin daha değerli gördüğü için. Maymun olur. Bozula bozula sonra ne olur? Çakal tilki olur. Daha bozuldu. Yılan olur. Daha bozuldu. Ayı olur. Daha bozuldu. Domuz olur. Şimdi ırkı taklitten der. Bunu nerede geçer? Mahkemat 76'da. Diyor ki ırkı taklit, ben buna biraz ömür verdim. Esassız olan ırkı taklitten, yani ne demek? Bir insan niçin kendisini beğenmez de niçin başkasını esas alır, niye onu taklit eder? Hani kutsi olan şeyler hariç peygamberdir, ustattır, o ulu olanlar değil de. Yani ben olmaktan çıkarak kendine kanaat etmemekten, kendine kanaat etmemekten, başka olmayı arzu etmekten, kendini sevmemekten, kendi içsel alemi, içsel donanımlarına kanaat etmemek, yani kıymetlerini bilmemek, kendini ortadan kaldıran farkındalığını kaybetmek. Mesela insan ne kadar değerlidir? Kendisini ne kadar fark ederse. Hatta Cenab-ı Hak bana iman etmenin şartı kendini tanımaya koymuş. Men arefe nefsen fe kad arefe Rabbehu, değil mi? Ne kadar farkındalığımızı kaybedersek hariç put olur. Gaye olur. Esas olur. Maksat olur. Oysa fırtınalar olduğu zaman güvenilir. Gemiler için en güvenilir limandır. Dış dünyalar sert eserse rüzgar, geç içeriye. Enfusi dersler. Tefekkür. Tevekkül. Teslim. İtimat. Allah'ın icraatına, Allah'ın hükümlerine, yani Allah'a kanaat. Ya. Demek ki farkındalık acayip bir şey. Fark etmemişiz kendilerimizi. Biz kendimizi et ve kemikten zannediyoruz. Oysa aklına taktığı, kafasına taktığı akla, kalbine beslediği istidada, ruhuna koyduğu meyil ve cevherlere nispeten alem-i şehadet dardır, istibat edemez. O aklın fikirlerini, o kalbin meyillerini, o ruhun arzularını tatmin ve teskin edecek ancak darul ahirettir. Evet, bir şey istiyorsun. Hata şu, onu, o istediğini nerede, nasıl isteyeceğimizi bilmiyoruz. Yani beka istiyoruz, ebed istiyoruz, ölmek istemiyoruz, dert istemiyoruz, kanser olmak istemiyoruz, ceza istemiyoruz. Tamam, doğru. Bu ama bu burada yok. Bunu, bu isteğini dünyada ertele ve ötele. Ertele. Burada değil bu. Abi o zaman istemeyi bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Nedenin için var ya. Nedenlerini bilmiyoruz. Yani biz istiyoruz beka. Ölmek istemiyoruz. Var bizde donanımda. Ama şeyde diyor 76 şualarda, 4. şualda arzu-i beka,
Vehbet arzusu, ona aynı darlık olması için, onu anlamak ve anlamlandırmak için iken Allah'ın yüzünü çevirmişiz, kendimizi bekamızı istemişiz. Oradan geliyor ölüm korkusu. Yani arzu-i beka şualarda Baki Zülcelal'e böyle ayna olup onu göstermek için onunla inşa olmak. Bak onunla inşa olmak iken o arzu-i beka yönünü çevirmiş. Gaflet yüzünden. Gaflet yüzünden. Yüzünü çevirmiş. Çevirmiş. Aynanın bekasına aşık olmuş. Kendi aynanın bekasına aşık ol. Kendisinin bekasını arıyor. Olur mu? Bulamaz. Bulamayınca da bedeli nedir? Çeşitli şekilde ifade edilmekle beraber ana teması ölüm korkusudur. Buna ben demekten kaynaklanıyor. Bu bedene ben demekten. Çünkü bu kabre girecek şimdi. O kadar elimle ben ceset yıkamışım, o kadar gömmüşüm ki. Yani peki buna ben dersen, kefeni sardın, toprağa girdi, görüyor. E geldi çık haydi, gece uykuna girecek. Bu benim, nasıl gireceğim toprağa? Ha, eğer sen buna ben diyorsan öleceksin, oraya gireceksin. Yok, bunu elbise gibi kullanıyorsan, kirlenince, eskince koyuyorsun kenara. Sen başka şey giyiyorsun. Çünkü üstad, Müslümanlara meft vardır, ölüm yoktur. Kafirlere meft yoktur, ölüm vardır. Nedir o mektubatta? Benim anlattığım gibi değil de tasnif edersin öyle gözüküyor. Ölüm, meft, tebdili mekandır, tahvili vücuttur, itlak-ı ruhtur, zindani dünyadan bostancına çıkmaktır. Neresi ölüm? Tahvili vücut işte, tebdili mekan, itlak-ı ruhtur. Hani ölüm? Küllün nefsin zayikatır meft, küllün ruhun mu diyor. Bir de o da ölmüyor, kafir de ölse kurtulacak da o da bir şey yok. Ölümü kim tadacak? Nefis tadacak, küllün nefsin tadacak da yani bunun gibi. Bak ha, tattım diye ben su muyum? Ölümü tadacak. Kardeşim, kendini doğru değerlendirmedin mi şu gömleğe benzer. Bunu ters bağlarsan böyle, düğme, dibi de yanlış çıkar değil mi? Yani kendimizi doğru tanımayınca, tanımamız gerekenler de hep ters olur. Kendimi bedene ben dersem kabir benim mekanım olur. Oraya gireceğim ya. Orası benim mekanım. Niye? Bu beden benim mekanımdı. Oysa ustad bu bedene ne diyor? Ruhum elbisesi değilmiş. Nesidir? Hanesi ve yuvasıdır. Bu binanın içindeyiz diye biz bina mıyız? Bu binanın ne kadar farkımız var bak hele. Duyguların, hissiyatın, emellerin, arzuların, fikirlerin şu binaya benziyor mu? Ha, bu binanın içerisindeyiz. Bu bina bizim elbisemiz değil. Hane ve yuvamızdır. Beden de öyle diyor. Beden ruhun libası değil, giydiği değil. Bulunduğudur. İçinde hanesi ve yuvasıdır. Libası değil. Ya. Şimdi ilk-ı taklitten insan başkasını niye taklit eder? Farkındalığını kaybeder. Kendine değer vermez. Kendisini sevmez. Özgüveni gider. Kendi donanımlarını basite alır. Başka Allah göstermesin yeis. Yeis mani erkemaldır. Ancak Allah'tan ümidini kafirler keser diyor. Peki onu niye taklit ediyor? Kutsi, ulvi şeyler hariç peygamberler. Demek ki farkındalığını kaybeder. Bu da safsatayı, hani başkasını taklit edince, ustad diyor ki kendi yürüyüşünü de unutur, safsata çıkar. Haşa, Allah'a da suizan etmeye başlar. Onun alameti nedir? Yalan konuşur. Allah'a suizan etmenin alameti yalandır. Uydurma gerçek dışı sözlerle kendini telkin eder. Niye yalan söyler? Yalan lafzı kafirdir der. Buna niçin ihtiyaç duyar? Mesela bir yara düşünün. Neşter atması gerekirken pambal yüzüne uyuşturucu sürmek. Bu yalan. Gündelik küçük bir çare gibi gözüküyor. O anda bir çıkış yolu gibi gözüküyor ama işi daha yumak yapar. Kendini telkin eder, delisiz her bir bediata belki ihtimal verir. Şimdi, insan
olmayan düşüncelerini nasıl var eder? Bu gene oradan Mahkemat 76'da diyor ki insan olmayan düşünceler nasıl kendini var eder de dünyasını cehenneme çevirir? Soru sordum kitaba. Yani olmayanlar niye çıkıyor? Burada da söyledi ya, akılsız kafasına bunlar nasıl çıkartıyor? Bak şöyle diyeyim. Bunlarla alakalı değil de güzel gören güzel düşünür. He? Güzel düşünen hayatına lezzet alır. Onu bize çevireyim. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan bil yani doğru düşünmüyorsun demektir. Mesela tefekkür ederken veya doğru düşünürken istesen de kendini kötü hissedemezsin ki. Ama yanlış düşünüyorsun. Vücudun da doğru çalışması, hormonları, salgılamaları, o bezlerin aktif, doğru aktif olması olabilir mi? Ama yanlış düşünüyorum. Nasıl dedi ya, neyi dedi ya? Falan. Soğan keserken onun ondur olsun adına. Onu şey yapıyoruz. Peki şehvet veya öfke, gadabı birisini düşünürken vücut değişmiyor. Nasıl böyle böyle? Kızdığımız bir adama yemek yapıyor mesela hanım. Getirdin, sevmedi bir adam, istemiyormuş safir. Ama getirdim bir şekilde. Mutlu, soğanı nasıl keser? Sıkkın olsun sen. Şey. O ne olur? Ondan sirayet eder ya. Şimdi neyi düşünüyorsan vücut öyle çalışır. Peki mutlu mu olmak istiyorsun? Doğru düşüneceksin. Peki olumsuzluklar ne yapacağız? Yorumlayacağız. Biz olumsuz gözüken şeyleri, ustad bile zehiri, resmin kainattaki bütünselliği içinde baktığın zaman öyle olması lazım olduğunu göreceksin. Biz resmin bir parçasına bakıyoruz. Şimdi ben mahkemattan olumsuz düşünceler niçin geliyor? Kaç madde koymuş? 2, 4, 5 tane. 1, muhakemesizlikten. 2, izah edeceğim. Kalbin zaafı asabından. 3, aklın sinir hastalığından. 4, mevzu ve mahmulun ademi tasavvurundan ileri geliyor. Şu, muhakemesizlikten elimize kantar ve metre almamaktan almamışız. Takmıyoruz, ölçmüyoruz, lan pat de içeriye alıyoruz. Konuşurken yaparken de metresiz, kantarsız dışarıya atıyoruz. Kırıp döküyoruz karşıyı. Bu mahkemesizlikten. Mahkeme elimize kantar, metre koymamaktan. Mesela kaç metre süt var burada? Olmaz değil mi? O litre olması lazım. Neyi, ne ile değerlendireceğimizi bilmiyoruz. Birincisi bu. İki, kalbin zaaf asabından. Kalp niye zayıf olur? Eylemsizlikten. Haram, işlenen günahlar kalbe direkt vuruyor. Hatta o kadar vurmuyor direkt. Eylemler kalbe vurur. Üçüncüsü, aklın sinir hastalığından. Sinir hastalığı şu. Dimağda meratip var. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltisam, itikad. Tamamen olmaz anlamazsın ama akılda felsefenin dediği gibi sırf akıl yok. Burada 7 mertebe var. Hepsinin hükmü ayrı. Dengesiz olmuş. Yani bütünsel gelememiş. Bu sefer bir böyle bir böyle bir böyle seni yoruyor ve sabaha kadar uyuyamıyorsun. Hocam ayette diyor kalbinizi genişledik diyor Hazreti Peygamberimize. Evet. Demek ki ne kadar basınç olursa olsa kalbin eğer mutmainlik varsa genişliyor, o basıncı bertaraf ediyor. Bertaraf ediyor. Havasını alıyor, bitiriyor. Evet. Bitiriyor. Mesela şöyle misal vereyim dediğini. 10 cüz Kur'an okudunuz bu dün gece. Tam sabah namazına yakın 10 dakika uygunsuz bir videoya girsen. 10 tane cüz okuma, keşke okumasan da ona da girmeseydi. Çünkü tahrip kolaydır. La ilahe, sonra illallah. 148 Kastamonu'da takva nedir? Ben baktığım için söylüyorum. Bütün ulema-i İslam takvayı eylemsel olarak hep tanımlar. Ustad menihattan ve günahlardan içtinab etmek.
Meniyat ve günah nedir? Meniyat, itikat, bidat şeyler. Günahlar ise malum günahlar. Demek ki insanın vehmi içeriye girerken gözümüze vesaire kantar ve metre olmamaktan, evrat ve eskarımız Kur'an ve doğru fiilleri yapmamaktan, aklı beslemek adına kitap okumak ve derslere gitmemekten, kalbin sinir hastalığından diyor. Ha? Kaç dakika oldu bir bakayım sizi sıkmamak için. 83 burayı okuduk. Bakayım saat kaç dakika oldu? 55 dakika. 55 dakika oldu mu ya? İki madde kaldı. He? O madde gibi geldi. Evet. Az kaldı. Daha yarısı olmadı. Daha mı? Şimdi burada. Peki toparlarsak tükenmişlik sendromu Avrupa'da toparlıyorum. Korkunç bir şekilde her sahayı duman etmiş. Bize gelmiyor. Burada birisinin burnu aksa, nezle olsa gaz temaşet oluyor. Orada ben 5 günde Bremenhaven'de 4 tane intihar. O da o postacı kardeşimizin bize verdiği haber o bölgenin. Geneli değil. Ama bir tane habere düşmez. Batıl şeyleri iyice tavsif ederler ve serişte ederler ki hem buna işte atırsın hem insanların kuvve-i manevi yıkılsın, psikoloji bozulsun. Siz hiç gördünüz mü böyle bir şeyi? Böyle haberi seyrettiniz. Ondan sonra haberden sonra oh be ya. İyi ki seyrettim ben. Ne kadar rahatladım ya. Acaba bu huzurda mahrum olacaktım seyretmeseydim. Haberden sonra huzurlu mu hissettiniz hiç? Niçin yapılıyor? Haber bilgi vermek adına yapılmıyor. Kuvve-i kutsiye, kuvve-i ulviyeyi bozuyor. Başka? İki, tarafkirliğimizi değiştiriyor. Nerede anlatıyor? Kastamonu 38'de diyor ki, ya aklını dağıtır manevi bir divan olur, ya kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Haberle mi insan dinsiz olur? Aklını dağıtır manevi bir divanı olur demek doğru ve yanlış birbirine girer. Haber dedi, Kur'an dedi gibi olur. Kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur niye? İmanı indiriyorlar büyük zatlar, bu işin ehilleri, uzmanları. En dibi, en olmazsa olmazı üçtür imanın. Bir, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek. İki, Kur'an ve hadisteki haram ve helalleri kabul etmek. Üç, el hubbu fillah ve el buzu fillah. Allah için dost, Allah için düşman olmak. Allah'ın düşmanlarına dost olmamak. Şimdi ne dedi? Kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur demek. Haberlerle Allah düşmanlarına dost oluyoruz. Onun için iman gidiyor. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ اَوْزَلَمُوا فَتَمَسَكُمْنَرْ Yani nedir o? Şimdi öyle bir takdim ediyor ki sanki ayet demiş. Ha? O Allah düşmanlarına dost ediyor haberle. Öyle anlatıyor ki. Dostuna da düşman ediyor. Aklı dağıtmanın alameti değil midir? Tükenmişlik sendromu Avrupa'da maneviyatsızlıktan kaynaklanıyor. Alem İslam'a gittikçe de girmiş. O nedir? Akıl, vicdan, kalp ve ruh bütünlüğü bozmak. Bunun tamiri imandır. Taklidi iman geçmez kardeşim. Geçmiyor. Dünyada seni taşıyamıyor. Araban aküsü gibi. Kıt kıt. Orta akü. Aldı ama. Sağlam akü. Kapar. İman hem nurdur hem kuvvettir. Ne demek? İman mazimizi güçlü kılar. Bu kuvvettir. İman nurdur. Geleceğimizi karanlıktan çıkarır. Bize ümit verir. Kabire biz değil bitmek. Bu hayatın esas mukaddemesi, bu çekirdek esas hayat o kabul ederiz. Düşün, kafir şöyle diyor, kabir her şey bittiği, onların her şey bittiği yerde bizimsi başlıyor. Onlar şöyle der, doğmak, yani hayat doğmakla başlar, yok olmak ölümle olur. Oysa biz bu dünyaya, bu dünyada başlamadık ki, ruhlar aleminde vardık.
Onlar şöyle diyor. Hayat doğmayla olur. Peki ölüm de nedir? Hayatın ortadan kalkmasıyla olur. Biz var olmayla, var olmak hayatta olmadı ki. Biz zaten orada vardık. Biz zaten vardık. Biz hayatın başka bir mertebesini yaşıyoruz burada. Yani en azından tükenmişlik sendromunun çaresi imanımızı tahkiki yapmak. Tahkiki yapmanın alameti teslim, tevekkül, itimat, kanaat. Bunun şeyi derslerimize devam etmek, birbirimize adavet etmemek, basit basit sebeplerle birbirimizi ve eşimizi, dostumuzu, akrabamızı ucuza ve çabuka satmamak, bırakmamak, terk etmemek. Silah-ı Rahim'i yapabilmek televizyon ve internetlerden kalkmakla mümkündür. Kalkamazsan. Silah-ı Rahim için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ömrünüzü bereketli kılar ve uzatır diyor. Tamam? Dolayısıyla birbirimizi ucuza ve çabuk terk etmeyeceğiz. Ne halde olursa olsun arkasından gıybet etmeyeceğiz. Çünkü herkeste bir kusur vardır. Bende de var, sende de var. Ucuza birbirimizi satmayacağız. Derslerimize devam edeceğiz ama mutlaka her gün bir evradımız olacak. Risale'den okumamız gerekiyor. Evrad, Hizbul Kur'an. Hizbul Kur'an anlatmıştım. İstanbul plakası kaç? 34. Emir Dağ 1, 34. sayfada. Hizbul Kur'an'dan bahsediyor. Kimse namertlere muhtaç olamazsınız. Bu ayet kimden cincili üfürükçül değil. Hizbul Kur'an alacaksınız. Her gün mutlaka Hizbul Kur'an oku. Ondan sonra 754-756 şu alarda bütün sihir ve büyüleri iptal edebilen Asay-ı Musa'yı her gün en az 10 dakika. Sıkıldığımızda kardeşlere sohbet edeceğiz. Sohbet-i İfhan, Tilavet-i Kur'an, Münacat-ı Rahman yapacağız. Akrabalarımızı gidemezsek bile ziyaret edeceğiz. Allah iki cihanda aziz eylesin. Nefsim ve şeytanın şerrinde muhafaza eylesin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah nasip eylesin. Bizi ve bizi sevenleri ve bizim sevdiklerimizi insi ve cinli şeytanlar şerrinden semavi arz-ı afatlarla hepsi emin eylesin. İştirak-ı amali uhreviyeden hissemizi azim eylesin. Birbirimizi hemen çabuk ve ucuza satanlardan eylemesin. Rabbimizden memnun olarak bu dünyadan teris olmayı nasip eylesin. Ve ahir davahu men elhamdülillah rabbil alemin el Fatiha.